Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız, aday aday arkadaşlarımız, kıymetli AK Partiler ve Belediye Başkanı aday arkadaşımız. İlçe teşkilatımızın aday tanıtım programı yapmak için toplanmış duruyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda açılış konuşmasını yapmak üzere ilk önce ilçe başkanımız Sayın Orhan Koç'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Belediye Başkanı adaylarım,
saygıdeğer yönetim kurulu arkadaşlarım, saygıdeğer partimize gönül veren saygıdeğer katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün açıklayacağımız Turhal İlçe Belediye Başkan Adayı Sayın Yılmaz Bekleroğlu'nun güzel Turhal'ımıza hayırlı olmasını nakit tebliğ ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Siz bu ülkenin geleceğini aydınlatacak AK Parti'nin ak yüzleri. Şimdi daha fazla birliğin, beraberliğin, saygının, sevginin ama en önemlisi çok çalışmanın zamanıdır. Bizim için her gün yeni bir gündür. Her başlangıç yeni bir başlangıçtır. Yunus Emre'nin de dediği gibi, biz her dem yeniden doğan gönül nefeleri, gönül fatihleriyiz. Bizler gelecek nesilleri düşündük. Ne verdiğimiz sözden döndük, ne de tutamayacağımız sözler verdik. Milletimize hizmetkar olmayı ilke edindik. Türkiye'de dil eğitiminin önündeki engeller, İmam Hatip okullarının önündeki engeller kalktı. İsteyen herkesin çocuğunu dinle eğitim alma imkanı sunuldu. Başörtüsünün üstündeki yerler kalktı. Kurumlarda kıyafet özgürlüğü var. Bu devrimdir. Bunun kıymetini bilelim. Önümüzdeki belediye seçimlerinde inancımızla, kararlı ve azmimizle, gencimizle, yaşlımızla, köylümüzle, esnafımızla, vekillerimizle, bu vatanın bütünlüğü için daha çok çalışacağız. Biz daha çok gayret göstereceğiz. Sonuna kadar Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu göstereceğiz. Sizlerin de desteğiyle önümüzdeki belediye seçimlerinden alnımıza bir şekilde çıkacağız inşallah. Bu yolumuzun aydınlığı için siz oylarınızla bizi aydınlatın. Biz bu şekilde menzile varalım. Hep beraber bu güzel ilçemize, hizmetimize devam edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerin ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık ve İslam alemi için hayırlı ve vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz aydınlık. Bahtınız açık olsun. Sayın İlçe Başkanı Zoran Kuş Beyefendi'ye bu güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden partimizin önümüz seçimlerde belediye başkanı adayı ve ondan sonraki 5 yıl süreyle belediye başkanımız Sayın Yılmaz Bekler'i Türkiye'ye davet ediyoruz. Saygıdeğer aday aday arkadaşlarım, saygıdeğer Turhal AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulu, sevgili büyüklerim, sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, sevgili Turhallılar, hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Nefes sayısınca Allah sizlere sevaplar versin. Hava soğuk. Bütün bunlara rağmen işini gücünü bırakarak bugün bizim adaylık açıklamasına katılan tüm Turhallı kardeşlerimi ve işini gücünü bırakarak dükkanlarını kapatarak kaldırımları dolduran, içeriği ve dışarıyı hınca hınç dolduran tüm Turhallılar,
tüm AK Parti camiası adına hepinize teşekkür ediyorum. En kalbi sevgilerimi sunuyorum. Bugün buraya gelemeyen ama gerek televizyonlardan olsun gerek basınlar olsun bu açılışı takip edip okuyan, evlerinde bizim için dua eden, bize umut bağlayan, bize inanan ve güvenen tüm Turhallı hanımefendilere, beyefendilere ve gençlere yine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. En kalbi sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Turhallılar, bugün yeni bir dönem başlıyor. Gerek şahsım olarak Yılmaz Bekler için yeni bir dönem başlıyor. Gerek Turhal için, gerek Turhal Belediyesi için, gerekse AK Parti ilçe teşkilatı için yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemi Allah hepimiz için hayırlara vesile eylesin. 30 Mart yerel seçimlerini Rabbim ağız tadıyla geçirmeyi ve hayırla neticelendirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim bu süreç içerisinde bizleri korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Amin. Rabbim dostlarımızı sadık eylesin. Amin. Rabbim düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin. Milletimizin duaları bizimle olsun. Amin. Yolumuz açık olsun. Amin. Yolumuz açık olsun. Amin. Yolumuz açık olsun. Ben AK Parti camiasına sonradan katıldım. Bugün aday olmamış olsaydım da aday arkadaşlarından hangisi burada bu konuşmayı yapıyor olsaydı yürekten inanın ve inanarak söylüyorum ki bugün yanında olacaktım. AK Parti camiasına geçişimiz fikren ve gönüldendir. Konjüktürel değildir. Adaylığımıza bağlı da değildir. AK Parti icraatlarıyla hem bir fikir partisi hem bir dava partisi aynı zamanda bir kitle partisi olduğunu ispat etmiştir. Benim hayatımın varlık nedeni olan kutsallarıma hizmet etmiştir. Gerek icraatlarıyla gerekse Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Başbakanımızın misyonu ve vizyonuyla Sayın Başbakanımız bu milletin örfüne, bu milletin dinine, bu milletin misyonuna, bayrağına, toprağına, bu milletin kendisine ve benim aziz dinime sahip çıktığı müddetçe emin olun yanında hiçbir Allah'ın kulu kalmamış olsa da Yılmaz Bekler onun yanında kalmaya devam edecek. Sevgili Turhalılar, 25 Ekim tarihinde ben AK Parti'ye Turhal Belediye Başkanı adaylığı için başvuru yaptım. Gerek ilçe başkanımız, gerekse onların güler yüzlü ilçe teşkilatı, o günden bu tarafa bize hep güler yüzünü eksik etmedi. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Tokat milletvekilleri o günden, ilk günden itibaren bize güven vermemiş olsalar bile, adayımız sensin dememiş olsalar bile adil bir seçim yapılacağını bize vaat ettiler ve bizden güler yüzlerini eksik etmediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve yine AK Parti Genel Merkezi'ne bize inandığı ve güvendiği için, bu görevi bize layık görüp verdiği için teşekkür ediyorum. Her şeyden ve her şeyden öte milletin gönlünde taht kuran, adam gibi adam olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, AK Parti'nin Genel Başkanı, saygıdeğer büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye bize bu görevi layık gördüğü için Turhalılar adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim inancımıza göre, ameller niyetlere göredir. Sizin niyetinizde ne varsa amelinizde ona göre karşılığını alırsınız.
Yine bizim inancımıza göre niyet hayır olursa akıbet de hayır olur. Biz aday aday olarak yola çıktığımızda niyetimize şunu tuttuk. Dedik ki niyet ettik Allah rızası için. Turhal'ın aziz insanlarına hizmet etmek, onların gönüllerinde taht kurmak ve onların hayır dualarını almak. En kalbi duygularla seni söylüyorum. Hiçbir gün duamızda milletin karşısına çıkıp caka satalım. Makam arabalarına binelim. Makam odasında oturalım. Bize başkanım desinler, canlı yesinler niyetiyle bu yola çıkmadık. İlk günden itibaren dedik ki, hakkımızda ne hayırlıysa onu Allah bize nasip etsin. Eğer bu Turhal'a belediye başkanı olmak Yılmaz Bekler'in hakkında hayırlı olmayacak da Mustafa Yılmaz'ın olacaksa ya da Abdullah Ali'nin olacaksa ya da Murat Özçetin'in olacaksa ya ismini şu anda saymadığım diğer arkadaşlarımın olacaksa Allah onlara aralarının ak sütü gibi helal etsin dedim. Bu görevi bugün bize verdi. Kıymetli Turhalılar, sizin kardeşiniz bugüne kadar hangi yükün altına girmişse, o yükün altına elini ya da kolunu ya da sadece bacağını koymamıştır. Emin olabilirsiniz bütün gövdesini koymuştur. Şu anda da bu görevi yaparken emin olabilirsiniz ki bu görevin altından hakkıyla kalkabilmek için bütün gövdemizi, bütün gövdemizi, bütün gövdemizi bu konunun altına koyacağız. Bugüne kadar Yılmaz Bekler'e inanan ve güvenen, umut bağlayanlar, gerek vakıf başkanlığı döneminde, gerek öğretmenliği döneminde, gerek okul idareciliği döneminde hiçbir zaman mahcup olmamıştır. Emin olun ne adaylık döneminde, ne de başkanlık döneminde, ne AK Parti'yi, ne de bu Turhal'ın aziz insanlarını elimiz kırılsaydı da oy verdir vermeyeseydik. Dedirtmeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. Sevgili Turhalılar, bizler Turhalıyız. Bu şehrin ekmeğini yiyor, suyunu içiyoruz. Kimimiz bu şehrin yerlisi, kimisi kimimiz dışarıdan geleniyiz. Ama insanlar doğduğu yerli değil, doyduğu yerdir. Bundan dolayı bu şehirde yaşıyorsak, bu şehrin ekmeğini, suyunu içiyor, yiyorsak, o zaman hepimiz Turhalıyız sizlerle birlikte. Kıymetli dostlar, kıymetli Turhalılar. Bakınız, biz bu yola çıkarken dedik ki, Turhal'a hizmet etmek bir sevdadır. Gelin bu sevda türküsünü birlikte söyleyelim dedik. O gün bugündür Turhal'ın insanı bu türküyü bizimle birlikte söylüyor. Sadece AK Parti camiası bize kalbini açmadı. AK Parti dışından insanlar da bize kalbini açtılar. Kimisi dedi ki başkanım ben AK Parti değilim ama siz AK Parti'den aday olursanız emin olun size oy vereceğim dedi. Kimisi de ne dedi biliyor musunuz? Başkanım ben AK Parti değilim. AK Parti'ye de oy vermeyeceğim. Ama benim partim kazanmazsa sizin kazanmanızı arzu ediyorum dedi. Biz bu milletin gönlünde yerimizin olduğunu biliyoruz. Yerimizin farkındayız. Asla buna da halel getirmeyeceğiz. Turhal'ın insanının şahsımızı sevdiğini biliyorum. Turhal'ın insanının AK Parti'yi sevdiğini biliyorum. Turhal'ın insanının başbakanı sevdiğini de biliyorum. Üçünün toplamı. Üçünün toplamı eşittir. Zaferdir. 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 Bu şehirde sadece Turhal'ın yerlileri yok. Bu şehirde Sivaslılar var. El kaldırsınlar. Bu şehirde Yozgatlılar var. El kaldırsınlar. Bu şehirde Dileliler var. Amasyalılar var. Artuvalılar var. Almuslular var. Tokatlılar var. Ağrılılar var. Muşlular var. Emin olun biz hepinizle birlikte. Hepinizle birlikte. Hepinizle birlikte. Hep bir hallı Turhalıyız.
kim derse ki bu Yozgat